Selamlar, ben Tuna Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz değişik bir konu üzerinde konuşmak istiyorum. Aslında son günlerde çok popüler olan, özellikle YouTube'da olsun, bu günlük hayatımızda olsun çok konuşulan bir konu. Minimalist yaşam. Özellikle bu hani IKEA'nın hayatımıza girmesiyle böyle minimalist dekorasyonlar, işte daha sterilize yaşamak, yaşam biçimi, hayatımızdan fazlalıkları atmak bayağı son günlerde popüler bir mevzu. Ancak biz bu minimalize olma, minimalist yaşama kavramını ne kadar gerçekten içini doldurabiliyoruz? Hayatlarımız öyle mi? Nereye kadar gidebiliriz? Nerede durabiliriz? Çünkü Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. İstanbul'da yaşıyorum ben. Ve İstanbul'da yaşayan bir birey ne kadar minimalist olabilir? Ne kadar olmayı tercih edebilir? Bunları konuşmak istediğim bir video olsun istiyorum. Ben kendi hayatım üzerinden örneklerle gideceğim. Siz de kendi hayatınız üzerinden benim hayatıma bakarak bir sorgulama yapabilirsiniz. Ne kadar ileri gitmeliyiz? Nerede durmalıyız? Minimalist miyiz, değil miyiz? Bunu tartışalım istiyorum. O halde ne kadar minimalistin videosuyla buyurun başlayalım sohbete. Aslında minimalist kavramı benim üniversite yıllarında bildiğim bir kavram. Mimarlık okuduğum için hani biraz terimsel ve fiziksel karşılığını biliyorum. Minimalizmi hayata geçirdiğimizde ise, hayata uyguladığımızda ise sadece fiziksel değil, aynı zamanda manevi bir karşılığı da var. Çünkü minimalizm dediğimiz zaman sadece işte temiz enerji kullanayım, İşte bir objelere bağlı kalmayayım, materyalist yaşamayayım, minimuma indireyim değil. Aynı zamanda zihinsel olarak da hayatımızı temizlememiz gerekiyor. O fazlalıklarından arınmamız gerekiyor. Ben tabi bu videoda iki karşılığı da konuşacağım. Ben bir minimalist değilim, bunu en başta söyleyeyim sizlere. Ama minimalizme yaklaşmak isteyen, minimalizm doğrultusunda hayatında değişiklikler yapmak isteyen bir bireyim. Buna da ilk olarak İstanbul'a taşındığımda başladım bunu yapmaya. Nelerle başladım? Örneğin benim maddi durumum iyi olmasına rağmen bir ev arkadaşıyla eve çıkmak istedim. Çünkü bu sadece giderlerinize birini ortak etmek değil, aynı zamanda hayatta eğer bir yer kaplıyorsanız, bir boşluğa sahipseniz bunu bir ortak biriyle paylaştığınız zaman hem değer kazanıyor hem de birçok şeyi ortaklaşa yapmış oluyorsunuz. Yani minimalizm dediğiniz zaman, evet, bir şeyleri indirgediğiniz zaman bazı yönlerden de olumlu olarak bir şeylerin artması gerekiyor. Yani bir şeyi yok etmek sadece minimalizm olmuyor. Evet, ortak giderleriniz yok olabiliyor. Ortak giderlerinizi azaltmak minimalizm gibi gözükebilir. Ama bence bu olayda asıl minimalizm bazı ortak değerleri de yükseltmek oluyor. Yani her zaman bu denge doğrultusunda düşünüyorum ben. O yüzden minimalist yaşam olayına sadece fiziksel olarak bakmamak gerek. Fiziksel olduğu kadar manevi bir kavram olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bunun yanı sıra neler yaptım? Ben Ankara'da araba kullanan bir insandım. Ve okula her gün arabayla gidip gelen bir insandım. Ve arabamı buraya getirecekken asla istemedim. Evet, bunun birçok sebebi var. Trafiktir, işte park yeri sorunudur vesaire. Ama ihtiyacınız olmadığı bir şeyi sırf o size ait diye bir yere taşımanız gerekmiyor. Bazı insanlar böyle. Bunları nasıl değişebilir? Bambaşka bir sohbet konusu. Ancak ben kendim seçim olarak kendi arabamı Ankara'da bıraktım. Ve aileme de dedim ki hani araba sizin. Satabilirsiniz, kullanabilirsiniz ama benim ihtiyacım yok artık. Eğer bir gün arabaya ihtiyacım olursa da farklı yollarla bunu temin edebileceğimi biliyorum. Ama bundan sonra araba satın alıp almayacağım konusu benim için tamam bir soru işareti. Çünkü hayatta o arabaya ne kadar ihtiyacım var? Ben aynı yere yürüyerek gidebiliyorsam, metro ile gidebiliyorsam ki siz burada bir şeyi azaltmış olduğunuz zaman, yani araba kullanımını azaltıyorsunuz. Bu karbondioksit, çevreye duyarlılık konusunda da bir fayda sağlıyorsunuz. Ama aynı zamanda yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Farklı toplu taşıma araçlarına bindiğinizde farklı etkileşimlerle karşılaşıyorsunuz. Yani minimalizm dediğimiz olay aslında demin de söylediğim gibi bir denge işi. Bir yerden azalırken bir yerden çok daha fazla artınız oluyor. Günlük hayatta baktığımızda mesela ben senelerce moda bloğu yazdım. Bu işin içinde oldum ama her zaman baktığınız zaman giyim için para harcamayan bir insan oldum. Alışverişe çıkmayan bir insan. Ben senede 2-3 kez çok nadir anlarda alışverişe çıkarım. Çünkü benim için giyinmek bir ihtiyaç. Bir tişörtle, bir kotla ben bir senemi geçirebilirim. Bunu da çok rahatlıkla söylüyorum ki söylediğim gibi benim hayatımın uzun bir döneminde ben bu moda sektöründe çalışmama rağmen. Neden böyle bir şey yapayım? Çünkü benim ona ayıracağım parayla çok daha farklı şeyler yapabilirim. Eğer ben bir şeye para harcayıp o aldığım şeyden mutluluk duyuyorsam bu bir sıkıntı. Çünkü bir materyale bağlı kalmış oluyorsunuz. Bir materyale bağlılık hissetmek, bir objeden mutluluk aramak aslında günümüzün en büyük problemi.
Siz o parayla bir deneyim satın alırsanız, hayatınıza bir anı, bir an katarsanız sizin için çok daha değerli ve kıymetli, manevi olarak kıymetli olacaktır. Ya bu benim şahsi görüşüm. Minimalizme dönecek olursanız, bunlar minimalizm mi? Evet. Minimalist hayata doğru bir şehir insanının, özellikle benim gibi tüketim toplumunun böyle en şey yerinden gelmiş, büyümüş bir insanın kendi hayatında yapmaya çalıştığı basamaklar. Ben şahsen böyle görüyorum. Siz neler yapabilirsiniz? Aslında bununla ilgili bir sürü video var ama kendiniz biraz, kendi hayatınızı sorgulayın derim. Yani maddi olarak, fiziksel olarak bazı şeyleri hayatınızdan çıkardığınız gibi bazı şeyleri de manevi olarak da çıkarmanız gerekiyor. Bazı bağımlılıklarından kurtulmanız gerekiyor. Bazı insanlar sizi düşürüyorsa o insanları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Kendinize yer ayırmanız gerekiyor. Mesela benim minimalizm noktasında en çok önem verdiğim şey, onlarca arkadaşınız olabilir belki ama siz bunu sınırlandırmanız gerek. Çok yakın arkadaşlarınız 3, 4, 5'tir. 10 tane yakın arkadaşınız varsa orada bence biraz hayatı sorgulamanız gerekiyor. Çünkü her şeyi anlattığınız, tüm kalbinizi, tüm içinizdeki hisleri aktardığınız, üzüntünüzü, sevginizi paylaştığınız insanlar bu kadar fazla mı olmalı? Ve neden fazla olmalı? Eğer gerçekten kendi hislerinizi birilerine bu kadar aktarma ihtiyacı duyuyorsanız ve bu kadar farklı insana aktarma ihtiyacı duyuyorsanız orada da bir problem olabilir. Bunu daima düşünmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ya maddi ve manevi olarak minimalist yaşamak gerçekten şehir insanı için çok zor bir kavram. Çünkü tüketim toplumuyuz. Ama hayatımızı ne kadar minimalize edersek o kadar mutlu olma, en önemlisi üretken olma ve kendimizi geliştirme yolunda o kadar çok adım atarız. Bu konuda adım atarken de mutlaka yanınızda sizin destekçileriniz olsun ki hep birlikte yapın. Yani tek bir kişinin bunu hayata geçirmesi zorken birkaç kişiyle birlikte bunu yapmak her zaman çok daha kolay olacaktır. Ve ne kadar insanı bu minimalist yaşama yaklaştırabilirsek o kadar bu bağımlı olma, toplumda tüketici olma şeyinden kurtuluruz ve üretici olma noktasına geliriz. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Yani neler yapabilirsiniz? Çok basit. Fiziksel anlamda düşündüğünüzde evinizde neler yapabilirsiniz? Bir etejer almak yani. Mesela benim bu evde yaptığım olaylardan bir tanesi, mimar olmama rağmen mesela dekorasyon olayına girdiğim zaman satın alma olayını hiç sevmiyorum. Yani gidip IKEA'dan aynı ürünleri aynı fiyata satın alacağıma ben onun yerine mesela kendim farklı şekilde neler yapabilirim bunu düşünüyorum. Bir etejer almak yerine mesela benim etejerim yok. Çünkü ben dergilerden, okuduğum dergilerden kendime bir yükselti yaptım ve telefonumu şarja taktığım zaman oraya koyuyorum. Bir kahve içtiğim zaman oraya koyuyorum. İnanın bana o kadar eşyaya ihtiyacınız yok. İnanın bana o kadar kıyafete, o kadar sahip olduğunuz fiziksel anlamdaki birçok şeye, maddeye, materyale ihtiyacınız yok bu hayatta. Kozmetik ürünleri, bakım ürünleridir, kıyafetlerdir. Bir şekilde azaltma yoluna gidebilirsiniz. Bunu sizlerle paylaşmak istedim çünkü ileride ne kadar ilerledim, neler yapabiliyorum bununla ilgili de bir video çekmek istiyorum. Ama bu videoyu izlediyseniz bence gideceğiniz yerlere çok yakın mesafedeyse yürümeye başlayabilirsiniz. Fazla ihtiyacınız olmayan birçok şeyi hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bunlar insan olabilir, eşya olabilir, duygular olabilir. Duygular noktasında da aslında birçok duyguya hayatımızda bu kadar ihtiyacımız yok ama yaratılış gereği hani bazen bunun sınırlarını da kaçırabiliyoruz. O yüzden benim söylemek istediğim bunlar. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa, tavsiyeleriniz varsa, bak böyle olmaz, böyle olur dediğiniz varsa ya da verebileceğiniz uç noktalarda örnekler varsa lütfen yorum olarak bırakın. Tartışalım, konuşalım. Ne kadar minimalist olabiliriz hayatta. Bakalım, görelim birlikte. Ben şimdi böyle bir minimalizm çizelgesi yaparsak, minimalist hayat, bu sağ tarafı düşünün. Böyle en uç nokta, artık böyle Nordikler gibi hani simple yaşamaksa. Burası da Amerika düşünün. Artık hani minimalizmin sıfır olduğu, tüketim toplumunun hınca içi olduğu, kardeş yanlar gibi düşünün burayı. Ben neresindeyim derseniz, tam bu ortadayım şu an. Türkiye toplumu bu ortanın çok daha gerisinde olduğunu düşünüyorum. Çok daha Amerika'ya yakınız. Ama bizim bir tık daha buralara gelmemiz gerekiyor. Yani bu çizelgenin ortasını da biraz geçmemiz gerekiyor. Ben yeni yeni buralara adım adım gitmek istiyorum. Bunun için de başladım ufak ufak. Siz de lütfen başlayın. Hayatınızda ne kadar üretken, ne kadar mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Buna inanıyorum. Bir sonraki videoda umarım burada değil de burada olurum ve çok daha güzel şeyler aktarabilirim sizlere. O halde benden şimdilik bu kadar. Abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.